Esselamu Aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere çok değerli bir tarif yapacağım inşallah. Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Bugün sizlere saç için dökülmeye karşı sizlere kür yapacağım. İnanın ki bu %95'i saçın dökülmesini önlüyor. Tarifimi sizinle paylaşacağım. Bu kürü ben kendim kullandım. Sizlerle paylaşıp sizlerin de kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi burada 3 baş sarımsağım var. Bu şekilde. Bunları güzelce yıkadım, temizledim. Bir de 1 su bardağı zeytinyağımız var. Ne kullandığımı, ne kadar kullandığımı sizlere açıklama bölümüne yazacağım. Şimdi önce ben bu sarımsakları güzelce ezip sizlere geri döneceğim. Şimdi sarımsağı güzelce ezdim. Mutlaka sarımsakları doğrayarak değil, ezerek yapalım. Aroması çıkması için ezerek yaptım. Ve şimdi burada bir adet kavanozum var böyle. Bu sarımsakları kavanozun içine alıyorum. Şimdi bu sarımsakları kavanoza aldım. Burada da 1 su bardağı saf zeytinyağım var. Bunu sarımsakların üzerine bu şekilde dolduruyorum. Biliyorsunuz sarımsak başlı başına doğal bir antibiyotiktir. Zeytinyağı da inanılmaz bir şifa kaynağı. İkisi bir arada olunca gerçekten inanılmaz bir sonuç çıkıyor. Üzerine tam 1 su bardağı zeytinyağı ilave ettim. Şöyle bir karıştırıyorum. Kapağını kapatıyorum. Ve bir gece buzdolabında bekleteceğim. Sonra görüşürüz inşallah. Şimdi sayın takipçilerim, saç kürümüzü bir gece buzdolabında beklettik. Şimdi kullanmaya hazır. Şimdi böyle teker karıştırıyorum. Bu şekilde süzgeçten süzüyorum. Kullanacağım kadar süzüyorum. Gerisi kavanozda kalıyor. Bunu teker kapatıyorum. Ve teker buzdolabına koyacağım. Sayın takipçilerim, bu süzdüğüm yağı parmaklarımızı batırarak bu şekilde saç diplerimize bu şekilde sürmemiz gerekiyor. İyice sürdükten sonra bu şekilde saç diplerimize bu şekilde masaj yapacağız. Masaj yaptıktan sonra 1 saat bekletip sonra saçımızı yıkayacağız. Sizin de mutlaka bu kürü yapmanızı tavsiye ediyorum. Kesinlikle %95 kesinlikle saçın dökülmesini önlüyor ve saçı güçlendiriyor ve saçın çıkmasına da bile sebep oluyor. Mutlaka bu saç kürünü yapmanızı tavsiye ediyorum. Kalanını tekrar buzdolabında ta ki bitene kadar buzdolabında bekleteceğim. Her kullanmadan önce çıkartıp süzgeçle süzüp bu şekilde tekrar dediğim gibi şöyle parmaklarımızı batırıp saç diplerimize, derisine bu şekilde masaj yapacağız. Ve 1 saat bekletip sonra saçımızı yıkayacağız. Bunu gerçekten kısa sürede saçlarınızın dökülmesinin önlediğini fark edeceksiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.